Merhaba sevgili öğrenciler, merhaba değerli veliler. Bugün U sesini işleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Evet, bu sayfada bir tane uğur böceğimiz var. Aşağıdaki uğur ne? yani arkadaşın yanına ge uçup gelmek istiyor. Bunun için U sesinin sadece U sesinin olduğu yani şunun olduğu yolu takip edip ona ulaşabilirmiş. Nereden gelecek acaba? Buradan geliyor mu? Hayır buradan ne sesi var? Bakın yolu kapalı değil mi? Sadece U'ların olduğu yolu takip edecek. Siz de çocuklar U'ların olduğu yolu takip edip bu Uğur Bücey'nin bu arkadaşın yanına konmasını sağlayın. Evet burada U sesi kelimenin başında mı acaba? Ortasında mı yoksa sonunda mı? Ona bakacağız. İlk örneği ben söylüyorum. Uçurtma. Uçurtma. Bakın U. Nerede? başta değil mi? O halde biz bu kutuyu işaretliyoruz. Ya da mum, mum derken m, u, m. Bakın u sesi nerede? Ortada bu sefer ortadaki kutucuğu işaretliyoruz. Çocuklar siz de diğerlerini velilerinizle beraber buluyorsunuz. Evet demiş ki aşağıdaki tabloda bulunan u harfini yuvarlak içine alalım. Bakın u harflerini yuvarlak içine alacağız böyle. Hepsini bulalım çocuklar. Tamam mı? Evet geçiyoruz diğer sayfamıza. Şimdi <laughs> U nasıl yazılır? Bakın büyük U'da küçük U'da iki hareketle yazılır. Şuradan başlayıp şu şekilde yukarı gideriz ve aşağı ineriz. Evet küçük U da öyle. Yine yukarıdan şu şekilde yukarı çıkarız. Tekrar aşağı indiririz. Bir tane yapayım ben. Şuradan şöyle yukarı çıkıp hop, aşağı ineceğiz şu şekilde yapıyorsunuz. Küçük u de yine aynı şekilde yazılacak. Buraların üstünden geçiyorsunuz. Burayı dolduruyorsunuz. Bunun üstünden geçiyorsunuz. Bunları dolduruyorsunuz çocuklar. Aynı şekilde bu sayfayı da öyle üstünden güzelce geçin. Hepsini yazın. Atlamayın ama tamam mı çocuklar? Çünkü eliniz alışsın. Harfleri yazabilirsiniz. Evet burada da birleştirme var. U Artı biz bu neydi? Bu hangi harfimizdi? Daha önce görmüştük. K sesi değil mi? U artı K eşittir. Uk. Uk 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 diye bu üç satırımızı dolduruyoruz. U ne? Un. un. Un un diye dolduruyoruz. U me. Um. Um 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 diye dolduruyoruz bu sayfayı da. U le. Ul. Ul ul ul, ul, ul diye dolduruyoruz. Evet burada da bir tane tablomuz var. Bakalım neymiş? Bir bilmece verilmiş bunun içinde. Bakın U'ları yeşile boyayacağız. Ul yazan yerleri ise pembeye boyayacağız. Tüm U yazan yerlerin hepsini yeşile, Ul yazan yerleri de neye? Pembeye boyayacağız. Bakalım hangi harflerimiz çıkacak. Tamam mı çocuklar? Hepsini güzelce yapıyorsunuz. L artı U, Lu. Lu, 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 Lu diye ne yapıyorsunuz? Buraları dolduruyorsunuz kolu. Buraya yazıyorsunuz. Bakın burada ayrı bir hece, burada ayrı bir hece var. Kelime olarak birleştirip buraya yazıyorsunuz. Kolu, luk, Le, u. Bakın burada da k var. Luk, kol, luk yazıyorsunuz. O kol, luk, minenin. Evet çocuklar. Velilerinizin eşliğinde güzelce okuyorsunuz. Bakalım düzgün okuyabiliyor musunuz? Ve Aynısını buraya yazıyorsunuz. Okuyup yazıyorsunuz. Okuyup yazıyorsunuz buraya. Burada ne u nu 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 diye dolduruyorsunuz. U nu o nu ko nu ko lu nu. Bakın bu da 3 heceden oluşmuş. Bazı kelimelerimiz 2 heceden bazıları 3 heceden bazıları da daha çok heceden oluşuyor. İleride göreceğiz. Ko lu nu kolonu diye buraya yazıyorsunuz. Nun. onun Buraya bu şekilde çocuklar yazıyorsunuz bunu da. Hemen geçelim diğer sayfamıza. K, U. Ku. Ku, ku, ku diye dolduruyorsunuz. Kul. O, kul. Kuk. Kuk, la. Bu şekilde buraların dolduruyorsunuz çocuklar. E, mine. Bakın bu sefer üç heceden oluştu. O, kulu. Yine üç heceden. Ol. Bakın tek heceden. Emine okullu ol demiş. Bunun aynısını buraya yazıyorsunuz. Bu iki satırın da aynısını buraya yazıyorsunuz. Geçiriyorsunuz buraya çocuklar. Tamam mı? Me u mu 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 diye yazıyorsunuz. Yine burada kelimeler var. Heceler var. Bunları birleştirip kelime yapıyoruz. Mum M U M mum mumluk buraya yazıyorsunuz mumluk diye K U M kumu diye buraya yazıyorsunuz aynı şekilde Leman mum ile mumluk al Lemon mum ile mumluk al Lemon mum ile mumluk al Leman mum ile mumluk, al. Le, man, mum, ile, mumluk al bakın bu şekilde heceliyorsunuz sonra hızlıca okuyorsunuz çocuklar ve aynısını buralara yazıp buraları dolduruyorsunuz. Evet. Burada 1 2 3 dört tane cümle verilmiş. Emine okulu ol. Bakın ilk önce bunları buraya yazıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Burada ne demiş? Bakın bunun numaralarını diyor ilgili olduğu resimle eşleştirin. Emine okurlu ol hangisi? Bu mu olur? Bu mu olur? Bu mu? Bu mu? Bu olur değil mi? O halde Emine yazın. Bir yazan yeri buraya yazacağız. Buna bir yazacağız. 10 elma bir onluk mu? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane elma var. O halde buraya ne yazacağız? 2 yazacağız değil mi? 2 yazacağız. Evet, bu şekilde siz de diğerlerini yapıyorsunuz çocuklar. Şimdi geldi bu cümlemize, bu metnimize. Un al metni, un al metni. Bakın bunu bu şekilde buraya yazıyorsunuz. Ayrıca bunu defterinize de yazıyorsunuz bir defa. Niye? Çünkü eliniz alışsın. Eliniz alışsın, düzgünce yazabilin diye. Yazarken harflerin büyük harf, küçük harf olduğuna dikkat edin. Bakın başlık büyük harf bu ilk kelimeler, ilk harflerin hepsi nedir? Büyük harfle başlamış değil mi? Diğerlerin hepsi küçük al. Noktalama işaretlerine de dikkat edin. Nokta. Bakın sonuna nokta konmuş. Geçelim diğer sayfamıza. Ee, kelimeleri ritim tutarak okuyalım demiş. Hece sayılarını karşısına yazalım. Bakın unlu. Kaç heceden? Unlu. İki heceden değil mi? Kolunu kaç heceden oluşmuş? 3 heceden. Böyle şekilde karşısına yazıyoruz bunları. Burada ise eşleştirme var. Aynı renkleri yazacağız. Bakın sarı renk, sarı renk. Unlu. Bakın başka ne var? Mesela burada mavi var diyelim ki. Bu satırda mavi nerede var? Burada var. Okul. Bakın bulduğumuz kelimeleri de şu boşluklara yazacağız çocuklar. Mesela kol var. Pembe değil mi? Bu tarafta ne var? Pembe L look var. O halde kolluk. Bakın buraya kolluk yazacağız bu şekilde. Evet, geldik son sayfamıza. Ne demiş? Hece ve kelimeleri belirtilen renklere boyayalım. Evet, okuyu turuncu renge. Kumu yeşil renge. Unu sarı renge. Kuklayı, kuklayı neye? Pembeye. Unluyu mavi renge boyayacağız. Bu şekilde köpeğimizi boyayalım. Bakalım güzel bir köpek ortaya çıkacak. Evet yine aynı şekilde burada bir tekerleme var. Bu tekerlemeyi de okuyacaksınız çocuklar ve bunu defterinize bir defa yazacaksınız. Evet dersimizi bitirdik şu anda. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle ödevlerinizi yapın çocuklar. Hoşçakalın.